Demokratik haklarını korumak için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde Saraçhane'de bir araya gelen, mücadele eden bütün servis esnafına, servisçilerimize selam olsun. Selam olsun başkanım! Selam olsun başkanım! Bundan tam 13 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan servis esnaflarıyla, esnaflarla bir araya geldiği buluşmada servisçilerimize söz verdi. Plaka tahtidini vereceğiz sözünü verdi. Ondan sonra Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Topbaş'ta katıldığı televizyon programlarında canlı yayında bu sözü tekrarladı. Sözünüz sözdür dedi. Kadir Topbaş bu sözü verdiği zaman, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü verdiği zaman İstanbul'daki servisçilerimizin sayısı 40 bindi. Aradan 13 ay geçti ve bu geçen zaman zarfında İstanbul'daki servisçilerin sayısı 80 bine ulaştı. Helal olsun başkanım! Helal olsun başkanım! Ülkemizi tek başına yöneten AKP 13 ayda hala İstanbul'da servislere plaka tahtidi sözünü yerine getiremedi. Servisçilerimiz 13 aydır yaralarına tuz bastılar. Verilen sözlerin yerine getireceğini umdular. Umutla beklediler fakat verilen sözler unutuldu, tutulmadı. Ve bugün servisçilerimiz, servis esnaflarımız burada AKP hükümetine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesimizi duyun diyorlar. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhalefet partisi olarak servisçilerimizin servis esnafımızın sesini duyuyoruz. Ama sadece bizim servisçilerin sesini duymamız yetmez. Aynı zamanda asıl sorumluluğu olan hükümetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu mağduriyeti görmesi, bu servisçilerimizin, servis esnaflarımızın mağduriyetini görmesi, seslerini duyması ve bu sorunu öncelikle içerisine alması ve bir an evvel çözümü içinde çalışması gerekiyor. Helal olsun başkanım! Helal olsun başkanım! Helal olsun başkanım! Helal olsun! Siyaset sorunları geçiştirmek, ötelemek, seçimden seçime vaat vermek değildir. Halkın umutlarıyla oynamak değildir. Siyaset verilen sözlerin arkasında durmaktır. Halkı ön plana çıkartmaktır. Halka değer vermektir. Halkın sorunlarını dinlemektir. Ve halkın sorunlarını çözmek için çalışmak demektir. Ben beklerdim ki bu sözü veren AKP sözünü tutmak için hemen çalışmaya başlasın. Ve tek başına 14 senedir biliyorsunuz ülkemizi tek başına AKP yönetiyor. Ve 22 senedir de AKP'nin siyasi geleneğinden gelen belediye başkanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyorlar. Dolayısıyla İstanbul'un ve İstanbulluların sorunlarını çözmek için ne AKP'nin ne de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elini kolunu bağlayan hiçbir şey yok. Sorunun bir an evvel çözülmesi için bu konuyu, mağduriyeti mecliste geçen hafta gündeme getirdim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ve tüm diğer yetkililere seslenmiştim. Ankara'da sormuş olduğum soruları da burada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Belediyesi'nin önünde de tekrar yetkililere sormak istiyorum. İstanbul'un ihtiyaçlarını, gelişmesini göz önünde bulundurarak sektörün sağlıklı bir şekilde ilerlemesine fırsat tanıyacak, denetlenmesine olanak sağlayacak, şoförlerinin hakkını sağlayacak adil bir düzenlemeyi gerçekleştirmek bu kadar mı zor? 13 aydır neden bu konuda ilerleme kaydedemediniz? Verdiğiniz sözleri ne zaman yerine getireceksiniz? Mecliste bu konuyu gündeme getirdikten sonra servisçilerimizden, servis esnafından, ailelerinden çok sayıda destek mesajı aldım. Kendilerine buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Destek mesajları almanın yanı sıra aynı zamanda hakaret içeren mesajlar da aldım. Belli ki bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu gündeme getirdiğimiz zaman, bu mağduriyeti dile getirdiğimiz zaman rahatsız olan belli kesimler var, rant peşinde olan kesimler var. İşte o kesimlere seslenmek istiyorum. Hakaret ederek bizi susturabileceğinizi zannediyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hakaretlerden, iftiralardan korkacağını zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ne iftiralarla, ne de hakaretlerle bizi adaletin yolundan vazgeçiremezsiniz. Ne susturabilirsiniz, ne de önümüze ket koyabilirsiniz. Her zaman hakkın, adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Sorunun bir an evvel çözülmesi için buradan tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, bütün servisçilerimizle birlikte seslenmek istiyoruz. Lütfen buradaki servisçilerin haklı mağduriyetini duyun ve bir an evvel çözüm için
masaya yatırın bu konu. Öncelikleriniz içine alın. Biliyorsunuz geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi vardı. Yine bu ayki belediye meclis toplantılarında bu konu gündeme gelmedi. Bizlerle birlikte olan bir başka milletvekili arkadaşım daha var. Onursal adı güzel İstanbul milletvekilimiz. Belediye meclis üyelerimiz var. Servet Baylan, İsmail Söylemez. Hem bizler mecliste bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz, hem de Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz geçtiğimiz aylarda zaten çok güçlü bir şekilde bu konuyu mecliste dile getirdiler, gündeme getirdiler. Ama ne yazık ki bizim vermiş olduğumuz mücadele kadar mücadeleyi AKP tarafında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler tarafında göremiyoruz. Buradan tekrar sesleniyoruz bütün yetkililere. Bu mağduriyeti görün ve bu sorunun çözümü için bir an evvel Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer siyasi partilerle de bir araya gelip yetkililerle bu sorun çözümü için bir an evvel el ele verip çalışalım. Bütün buradaki emekçilerimizi, esnaflarımızı, bizlerle birlikte bugün birlikte olan basın mensuplarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet.